düzenlendi. Bu saltanat şurasında Vahdettin bizzat efendim kabul edenler ayağa kalksın diyerek kendisi de ayağa kalktı. Ve padişahın ayağa kalktığını gören herkes, diğerleri de ayağa kalktı. Bir tek Topçu Feriki Rıza Paşa ben kabul etmiyorum deyip koltuğunda çakılı kaldı. Ertesi gün takvimi vekaide, yani o zamanın resmi gazetesinde, tek Topçu Feriki Rıza Bey hariç herkesin ayağa kalkarak bunu kabul ettiği bütün dünyaya ilan edildi. Yani o imzalanmış, imzalanmış, bütün bunların hepsi palavradır. Kendisinin 3 ciltlik bir kitabı var. Her sayfasında 40 tane tarihi yanlış var. Ben Büyük Türkiye istiyorum. Ben Büyük Türkiye değil, demokrat, çağdaş, ileri, silah bakımından da güçlü olan, ekonomik bakımından da güçlü olan, tıpkı Kuzey Kore gibi, patlatırım bir tane nükleer bomba senin San Francisco'na, kes sesini diyebilen Amerika'ya, bir Türkiye istiyorum. Eyvah. Büyük olmak değil, güçlü olmak önemlidir. İnsan ancak güçlü olursa onurunu korur. Yoksa toprak metrekare büyüklüğü değildir söz konusu olan. Bizim en küçük vilayetimiz kadar olan İsveç ve İsviçre gibi yerler dünyaya meydan okuyor. Ben böyle bir Türkiye istiyorum. Peki bir dakika, Kadir Mısıroğlu'na bağlanalım. 3 ciltlik bir kitabı var, her tarafında 40 tane evet, yanlış var, palavra var diyorsunuz. Yani. Şimdi söz hakkına istinaden Sayın Mısıroğlu. 40 sene oldu. O 40 sene evvel herhalde çelik çomak oynuyordu. Benim kitabımın bir tezi var. Benim kitabımın tezinin mesnetleri var. Bana müsaade ederseniz evvela iki yanlışına cevap vereyim de ondan sonra... Çok uzatmadan cevap verin. Evet, sonra da benim müsaade et, bana bir uzun zaman ayır, ben tezimi söyleyeyim. Aksini söyleyebiliyorsa çıksın, münakaşasını yapalım, görelim. Bir defa diyor ki Kıbrıs Misak-ı Milli'ye dahil mi değil mi? Bütün kaynaklar Misak-ı Milli'ye dahil olduğunu söyler. Çünkü 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekenamesi'nin kabul ettiği esas, bu mütarekenin akde anında fiilen veya hukuken bizim olan yer bizimdir ve asgari vatandır. Kıbrıs bir muahede ile verilmemiş. İngiltere tek taraflı ilhak ettim demiş 5 Kasım 1914'te. Türkiye bunu kabul etmemiş. Bu demektir ki meselenin Lozan'da halli gerekirdi. Türkiye arazi bakımından küçük olsun da kuvvetli olsunmuş. İsviçre'nin halkı müreffeh olabilir. İsviçre ekonomik bakımdan kuvvetli diye dünya siyasetinde ne rol oynar? Bir devleti 3 şey büyük yapar. İdeoloji, sağlam bir ideoloji, büyük bir nüfus, manevi vasıfları yerinde bir nüfus ve stratejik ehemmiyeti haiz bir ülke. Üçü de olması gerekiyor mu? Bir tanesi olsa yeter mi? Bir tanesi olsa yetmez. Üçünü de dünyada süper güç olan, büyük olan üçünü de cem etmiştir. Amerika'nın ne ideolojisi var ki? Demokrasi, ona sarılıyor. Değer veya değmez. Makbul veya değil ama o onu dava ediyor. Bak dünyaya ben demokrasi götüreceğim diyor. O dava onu hamle yaptırıyor. Ekonomisi de var, nüfusu da var. 800 metre mesafedeki İstanköy Adası'nı Yunanistan'a vereceksin de ondan sonra ne olacak? Benim ülkem kuvvetli olsun yeter. Arazisi az olsa da olurmuş. Bu Sayın Özakıncı iki dönüm tarlasını... 100 dönüm tarlası olsa 2 dönümünü birine bağışlar mı acaba? Ben şu an sararım ona. Bu insan mantığı mıdır? Bu beşer mantığı mıdır? Benim kitaplarımda yanlış varmış. Senin verdiğin cevaplara cevap tenezzülünü bile hissetmedim. Sen bayram nutku söyleyen bir adamsın. Ne söyleyen? Sen bayram nutku. Ha. Mektep kitaplarındaki sözleri tekrarlayacaksın da ben sana cevap mı vereceğim? Ben kaynak göstermeden hiçbir şey söylemedim. Bu bir defa bahsi diğer. İkincisi Musul'dan para almışız da karşılıksız verilmemişmiş. Bir vatan toprağı eğer para verilerek terk olunabiliyorsa Özakıncı bunu yapmak vatan satmaktır.
Sen buna rıza gösteriyorsun. Bir dakika Cengiz Bey. Belki Cengiz Türk Bey. Hükümeti buna mecbur bırakın kalmış. Mecburiyet başka. Senin rızan başkadır. Lütfen. Yok, beşeri yok, bu mantığa gel. Hakarete biz izin vermiyoruz. Buyurun. Böyle şey olmaz. Para almış da onun için boşuna vermemişmiş. Utanır insan bunu söylemeye. Orada 5 milyon ırktaşın var senin. Bunun 1 milyonunu Saddam Güney'e sürdü. 1 milyonu Avrupa ülkelerinde. Ben Danimarka'da bile Türkmen cemiyetinde konferans verdim. Danimarka neresi? 500'den fazla adam vardı orada. Peki bir dakika Cengiz Bey'in cevabını alalım. Buyurun. Para mıdır bir vatan? Buyurun toprağı. Cengiz Bey. Buyurun. Beyefendi ben sizi sessiz sakin bir şekilde dinledim. Siz de bana bir 5 dakika bırakırsınız. Buyur sabaha kadar konuş. Söyleyeceklerimi cevaba net değmez, olarak bayram dinler. Bayram mutluluklarına devam et. Efendim Mustafa Kemal Atatürk. Zaten ondan başka sığınacağınız yer yok. Kazım Karabekir'e. O sizin kalkanınız. Musul'u gidip almasını emretmiş. Sizin bir dakika. Hayır bu bir da dakika. Bilgi yanlışı. Bir dakika. Cafer Tayyar Paşa Karabekir Bey. Kadir Bey beni bir dinleyin ondan sonra devam edelim. Yanlış söylüyor. 1926'dan Cengiz Bey bir dakika. Birçok tarihçi var. Kadir Bey'le bir kısalım Tayyar bakalım. Sözümüz sesimizi duyamıyor galiba. Duyacak hale gelsin. Evet şu anda duyuyor galiba. Cafer Mustafa Tayyar Kemal Paşa, sizin kalkanınız dedi. Sayın Mısıroğlu Mustafa Kemal sizin de kalkanınız biz olsa Mustafa kötü mü olur? Mustafa Kemal'in kalkanıyız hayır, efendim. Ben her kötülüğü onunla set etmeye karşıyım. Bana göre Mustafa Kemal de bir insan. Bak burada Cemal Kutay diyor getirdim. Bugünkü Ahmet Altan'ın yazısında Cemal Kutay diyor ki o da insandır diyor. Cemal Kutay bir numaralı Kemalist. Mustafa Kemal tarihi doğru anlatmıyor. Yani hepsini anlatmıyor. Bir parçayı vermiş. Üst tarafı karanlık. Bunu beyefendi, bunu Bozdağ söylüyormuş. Karabekir'in bugün Mehmet Altan'ın yazısına bakınız. Ya bu, İlk yapılacak Cengiz şey yani ben nutkun sizden çok bir net tarih kitabı beklerdim. Olmadığını açıkça ortaya koymak diyorum. Ben Cemal devreye girip cevap ki vermek durumundayım ama lütfen. Sizler cevap vermeyince ben cevap vermek hayır, durumundayım. Ben şimdi Cemal Kutay bir dakika. Bekliyorum efendim. Şimdi kamuoyu sizden sizin inançlarınıza bildiğinize göre. Kendisi de sussun beni dinlesin. Peki ama ben size bakın fırsat veriyorum siz değerlendirmiyorsunuz. Siz konuşmayacaksınız ben konuşacağım. Buyurun. Şimdi Cemal lütfen. Kutay ne der, neyi savunur onları ben biliyorum. Teker teker ben burada. Ben biliyorum. İşte peki buyurun. Bugünkü buyurun. Gazetede efendim, bakın, Mehmet Altan'ın yazısında Türkiye almış. Büyük Millet Meclisi tırnak Musul için. Meselesini ta 1926-27'lere kadar arkasında koşmuştur. Ve Kazım Karabekir Paşa'ya Musul'un alınması için başvurulmuştur. Paşam bunu yapın denmiştir. Her şeyinde millet arkanızda denmiştir. Ve Kazım Karabekir Paşa Karabekir bu görevi birçok yorumlar getirerek karşılığında bu şu an şu tarihte yapılamayacak bir durumdur. Bunu bu dakika alamayız demiştir. Çünkü dünya konjonktürünü düşünmüştür. İtalyanların yeniden savaş baltalarını bilediğini görmüştür. Biz Musul'a vurduğumuzda onların Ege'den çıkacağını iddia etmektedir kendisi. Bunlar ne derece sağlıklı yorumlardır? Bunları bilmem. Fakat el vakla cümle doğru değil. Musul Lozan'da terk edilmiş bir daha da arkası aranmamış bir toprak değildir. Türkiye Cumhuriyeti ben. Musul'u kendi topraklarına katmak için bütün yolları denemiş. Öyle bırakalım gitsin dememiştir. Bir dakika bir de şunu netleştirelim. Misak-ı Milli yani ulusal ant bu metin kimin tarafından imzalanmış, kabul edilmiş? Sayın Osmanlı Meclisi bunu kabul etmiş. Peki bakın başka bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi biz bugün siz Sayın Aygün Misak-ı Milli'yi savunuyorsunuz değil mi? Evet. Sayın Aygün savunuyorum. Tabii. Peki kim kabul etmiş bunu? Osmanlı Meclisi. Nasıl bu çelişki? Olur mu? Atatürk'ün yazdığı bir reçete üzere Osmanlı hadi Meclisi bunu kabul de. Etmiştir. Bu Osmanlı Meclisi'nin kendi kafasından çıkma bir plan falan değil. Peki Osmanlı Meclisi... Misak-ı Milli'nin kökenleri ta Erzurum Kongresi'ne kadar gider. İyi de Osmanlı Meclisi Mustafa Kemal'in isteklerini kabul ediyor muydu son dönemlerde? Yaptığı bir baskı var Ankara'nın. Ya...
Ankara'nın yaptığı bir baskı var. Ya. Şimdi tabii Ankara hareketinin ileri safhalara ulaşması ve bütün Anadolu'yu tutuşturmasından sonra Vahdettin'in de paçaları tutuşmuştur. İngilizlerin de paçaları tutuşmuştur. Ama bakın şimdi önümde Misak-ı Milli Ulusal Ant'ın tam metni var. Evet. Bir sayfa. 28 Ocak 1920'de kabul edilmiş. Evet. İstanbul'da. Bunu Osmanlı kabul ediyor. Atatürk de buna sahip çıkıyor. Demek ki tarihimiz... Hayır, Atatürk bunu üretiyor. Osmanlı Meclisi bunu oylayıp kabul ediyor. Diyeceğim, kabul eden kim sonunda? Evet. Osmanlı. Peki, Cumhuriyeti kabul eden kim? Atatürk. Yani Cumhuriyeti Osmanlılar kabul etti demiyoruz ki. Atatürk kurdu değil mi Cumhuriyeti? Elbette. Orada. Yani kim kabul etti, uyguladıysa onun adına hanesine artı yazılıyor. Elbette. Sonuçta Misak-ı Milli'yi Osmanlı son dönemde kabul etmiş. O zaman buradan şöyle bir sonuç çıkarmamız gerekiyor. Bugün dünya üzerinde emperyalist sömürgeci ülkelere karşı mücadele ederken biz tarihimizde tarihimizi birbirine düşürmeye, kapıştırmaya çalışmak yerine tarihimizde barışık olsak da doğruları söylesek de ya. Tabii doğruları söylesek de bravo. Yabancılara, sömürgecilere karşı birlikte olsak olmaz bravo. Mı? Şimdi bakın Atatürk Misak-ı Milli'den sürekli söz ediyor. Evet. Bugün Atatürkçüler, Kemalistler, Ulusalcılar Misak-ı Milli yandaşı. Evet. Misak-ı Milli'yi Osmanlı kabul etmiş. Bunu efendim, bir yazımda da belirtmiştim. Osmanlı şimdi. Ondan sonra da tutmuş, Sevr'i kabul etmiş. Ha, demek ki belli bir kronoloji konjöktür içinde var. Her şey ortam kötü demek var. Değil. Bir satranç tahtası gibi evet. Güçler dengesi var, hamleler var. Şimdi bu arada Sayın Mısıroğlu'nun da bir yanlışını düzeltelim. Dedi ki Kıbrıs konusu Misak-ı Milli içinde var. Ben bunun içinde, bu metin içinde, Misak-ı Milli metni içinde Kıbrıs'ı göremedim. Yakın gözlüğümü de taktım, göremedim. Şöyle evet, bakıyorum yok, gene yok. Göremedim yok. Ancak Musul konusunda yine bir tarihi bilgiyi burada verelim. Musul konusunda şöyle bir madde var. Yani Musul terk edilmemiş. Ya da sizin söylediğiniz gibi uzun bir süreçtir. 25 yıl boyunca %10 petrol payı alarak vatan parçası para karşılığında satılmış diye bir şey yok. Bakın kendisi ne diyor Misak-ı Milli? Hayır siz öyle söylediniz. Kadir Bey dedi bunu ki öyle satılmaz. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıt cerizelerinden konuşuyorum. Tamam. Ben burada ben şimdi Misak-ı Milli'nin için öykü anlatmıyorum. Evet. Misak-ı Milli'nin zabıt cerizeleri sayfa numarasını vereyim. Tamam. Şurada Misak-ı Milli'nin kendi metni var. Buradan benim okuyorum. Buradan Musul konusu nasıl geçiyor? Madde 1. Osmanlı Devleti'nin özellikle Arap çoğunluğunun yerleşmiş olduğu plebisit kabul eder. 30 Ekim 1918 günkü silah bırakışımı Mondros Mütarekesi yapıldığı sırada düşman ordularının işgali altında kalan kesimlerinin bir açıklama yapmış yazar diyor ki o sırada Hatay ve Musul bölgesi Türk egemenliği altındaydı. Geleceğinin halklarının serbestçe açıklayacakları oy uyarınca belirlenmesi gerekir. Söz konusu silah bırakışımı çizgisi içinde din, soy ve amaç birliği bakımlarından birbirine bağlı olan karşılıklı saygı ve özveri duyguları besleyen soy ve toplum ilişkileri ile çevrelerinin koşullarına saygılı Osmanlı İslam çoğunluğunun yerleşmiş bulunduğu kesimlerin tümü ister bir eylem, ister bir hükümle olsun hiçbir nedenle birbirinden ayrılamayacak bir bütündür diyor. Misak-ı Milli'de böyle bir ifade var. Tarih 1900 28 Ocak 1920. Çok güzel. Benim size söz ettiğim tarih nedir? 1925'ten söz ediyorum ben size. Evet. Elbette Misak-ı Milli'nin metninde Musul var. Değil. Fakat bu bir süreç. Musul öyle bir dakikada Lozan'da tamam peki madem öyle size bıraktık şeklinde olmamıştır. Türkiye o toprakları yeniden kazanmak için çok uzun süren bir mücadele vermiştir. Ve bu mücadelenin mücadele süreci içinde de Musul'u karşılığında hiçbir şey almadan falan filan birilerine bırakılmış değildir. Bunu evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıt çeredelerinden milletvekillerinin münakaşalarının büyük bir bölümü de Musul üzerinde geçmiştir. Mecliste Musul konusundaki tartışmalar ayrı kitap yapılsa 900 ya da 1000 sayfalık bir kitap çıkar ortaya. Peki bir de Cemal Kutay... Hiç kimse Musul'u kimseye armağan etmemiştir. Bir mücadele verilmiştir. Cemal Kutay ile ilgili Kadir Mısıroğlu bir alıntıdan söz etti. İşte Mehmet Altan'ın yazısından. Gazete. Efendim? Mehmet Altan'ın bugünkü ya makalesi. Tamam. Neymiş efendim? O cümleyi okur musunuz Cemal Kadir Bey? Cemal Kutay uzun yazı şurasını sade okuyayım. Bu çarpıtmadan doğuşunu nutukla nutuka yaklaşımda bulur. Şu açıklamayı yapıyor.
İlk yapılacak şey Nutk'un bir tarih olmadığını açıkça ortaya koymak. Yani Nutk'a isnat ederek bir hadisenin tek başına Nutk'un çerçevesi içinde izahı mümkün olmadığı kabul edilmelidir. Mustafa Kemal ne yazık ki kendi Nutk'unda milli mücadelenin kuruluşunu hakiki olarak anlatmamıştır. Diyen Atatürk'e bunu kitabıma da yazdım eder. Diyor. Kitabımdan da naklediyorum diyor. Bunu kendisiyle bunu söyleyen Mehmet Altan bugünkü yazdı. İftira etmiş olur. Bir dakika Cemal başka Kutay bunu ne zaman yazmış? Olmaz. Kadir efendim, Bey ne zaman yazdı? Bugün Cemal Hayır. Kutay yazı bugün de o alıntı kaç Kutay'da, yılındaki yazısından alıntı? Söyleyeyim size. 1985'te Cemal Kutay yukarıdan bulayım size. Evet biz Cemal Kutay'ın 1985'teki değil 1995'teki görüşlerini biliyoruz. Yılında da damarlarımı keseniz Atatürk diye akar diye Cemal Kutay ile gene sıkı Atatürkçü İzmet Bozdağ iki Atatürkçü. Efendim kim Atatürkçü? Cemal Kutay mı Atatürkçü? Bakın ne diyorum size. Ben o tarihlerde bu değerlendirmelerin üzerinde uzun uzun durmuştum. Bütün sonra Türk da bu yarınlar birinci Cumhuriyet üzerine notlar adlı kitabıma almıştım. Ben Cemal Kutay'ı beğenmiyorum. Beğenen bir adam değilim. Peki, onu bana karşı müdafaa etme. Peki, bir defa şimdi, senin Cemal... söylediğinde 40 tane yanlış var. El cümle Musul'un ben size şunu söyleyeyim. Bila münakaşa hem verildiğini söylemedim. Çıkarmak, ben buradaki imzalamış bir vaadettini överek göklere çıkartan bir insanın burada bile Lozan'da şu alınamadı, Lozan'da bu alınamadı diyerek Atatürk'e dolaylı olarak saldırmak. Cengiz Bey'in sesini alıyorum biraz. Bu palavraları yani bizi böyle ekranı alalım, duyalım Cengiz Bey'i. Uğraşma. Bunlar basit taktikler. Peki, Kadir Bey, izin verin. Ehli kalem bir adama yakışmaz. Sen onu git kahvehanede konuş. Burayı bütün Türkiye dinliyor. Lozan'da şunu da alamadı. Lozan'da bunu da alamadı diyerek demedim. Mustafa Kemal bilakis, Atatürk'e yönelik için uğraştı dolaylı dedim. Saldırılarda bulunmasını kınıyorum. Hadi canım sen de kına. Peki. Sen git peki. Bir bayram kürsüsü bul da konuş orada. Burası senin yerin değil. Peki. Ben Musul'u... Size aynen bu sözlerinizi iade ediyorum. Tamam. Peki Cemal Kutay'la ilgili ben birkaç söz söyleyeyim. Ben 1985'te değil ama Kadir Bey'in bizi dinlemesini sağlayın çocuklar biraz. Ne dediğimiz anlaşılsın. Şimdi Cemal Kutay'la 4-5 program yapan bir televizyoncu, gazeteci olarak Atatürk konusundaki yazdığı kitapları ve görüşlerini biliyoruz. Bizim de aracılığımızda Ceviz Kabuğu programları aracılığıyla çok yaptığımız çok programda görüşleri kamuoyuna yansıdı. Sıkı bir Atatürkçü olarak biliyoruz. Biz o programları yaptığımız sırada birçok kişi bize dedi ki ya bu Cemal Kutay'ın eskiden Said Nursi ile ilgili onu öven kitapları da var. Az önce Cengiz Bey'in söylediği gibi. Bütün Türk